Merhaba, Siemens NX programında Manufacturing modelinde ekranda görmüş olduğumuz data üzerinde CAM operasyonları hazırlamaya başlayacağız. Operasyonlara başlamadan önce data sağlığı üzerine konuşalım. Senkron modellemede yer alan Optimize Face komutu ile data üzerindeki tüm yüzeyleri optimize edelim. Yani programın tanıyacağı yüzeyler haline getirelim. Komutumuzu aktif ettiğimiz zaman Select Face kısmında yüzeyleri seç seçmemizi istiyor. Seçim filtreleri yardımıyla Body Face seçeneği ile herhangi bir yüzeye tıkladığınız zaman data üzerindeki tüm yüzeyleri algılamaktadır. Komut içerisinde yer alan Clean Body Before Optimize ve Report seçeneklerini aktif edip optimizasyonu onaylayalım. Optimizasyon işleminden sonra bize bu şekilde bir rapor sunmaktadır. Silindirleri, plane'leri, fazlalıkları, konileri ve alt kısımda yer alan örneğin line'ları, elipsleri, spline'ları bunları önce ve sonra olarak görebilirsiniz. Bir optimizasyon yaptı. Optimizasyondan sonra analiz menüsünde yer alan mordaki examine Geometry komutu ile bu optimizasyondan sonra data üzerinde bir sıkıntı var mı? Bir de onu kontrol edelim. Komutu aktif ettiğimiz zaman set all seçeneği ile buradaki değerlendirme parametrelerinin hepsini aktif ediyorum. Daha sonra seçim filtreleri yardımı ile buradan solid body seçip bu katı modeli değerlendirmesini istiyorum. Ve examine diyelim. Datayı muayene et. Examine geometri yaptığım zaman sonuçlar bu şekilde. Burada yer alan PESİT seçenekleri, buradaki değerlendirme parametrelerin değerlendirmeden geçtiğini söylüyor. Alt kısımda yer alan değerlendirme parametrelerinin sonuçlarını burada No Result seçeneği olarak vermiş. Yani bir değerlendirme parametresi bulamadığını söylüyor. Şu anki haliyle data üzerinde herhangi bir sıkıntı yok. Bu data ile artık CAM operasyonları oluşturulmaya başlanabilir. CAM operasyonlarına başlamadan önce bu dataya parça kütük tanıtımını ve bir sıfırlama tezgah üzerindeki sıfırlama ile CAD data üzerindeki sıfırlama örtüşecek şekilde bir sıfırlama yapalım. Bununla alakalı olarak e, bu işlemler esnasında Operation Navigator yani CAM ürün ağacını kullanıyor olacağız. Program Order View Şuradan Geometry View'a geçiyorum. Geometry View'de MCS Mill var. Bir de Tools'ta Morda yer alan VCS seçenekleri var. Display VCS komutuyla VCS'i yani CAD datanın tasarım koordinat sistemini work koordinat sistemi ekrana getirelim. Display VCS. Amacımız VCS'i ve makine koordinat sistemi dediğimiz MCS'yi çakıştırmak. Çakıştırma işleminden önce Home'da Extract Geometry değil bir yanda yer alan Bounding Body komutu ile parçamıza kütük oluşturalım. Şöyle bir seçim yaptığımız zaman parçamızın boyutlarını çepe çevre saran sıfıra sıfır bir kütük oluşturmaktadır. Ve gördüğünüz üzere X'deki, Y'deki ve Z'deki bu kütüğün ölçülerini vermektedir. Şurada single offset'i kapatıp ekranda yer alan oklar yardımıyla bu sıfıra 0, 0 olan şu anki kütüğümüze offsetler tanımlayabiliriz. Örneğin şurada yer alan kütüğe kütük üzerindeki oka tıklayıp şuradan üst yüzeye 5 mm stok tanımladım. Aynı şekilde bu işlemleri yandan da alttan, üstten, kenarlardan tanımlayabilirsiniz. Bu şekilde komutu onayladığımız zaman kütüğümüzü oluşturduk. Part Navigator'dan bunun kontrolünü sağlayabilirsiniz. Herhangi bir düzenleme ihtiyacı hissettiğiniz zaman buradan düzenlemeyi sağlayabilirsiniz. Kütüğü oluşturduktan sonra VCS, Work Coordinate System ve MCS ...makine koordinat sistemi bunların çakıştırılmasını sağlayalım. Eğer şu haliyle bir... ...operasyon tanımlayıp... ...post aldığımız zaman... ...makine koordinat sistemi burada olduğu için... ...takım hareketini bu noktaya doğru yapacaktır. Bundan dolayı bir sıfırlama işlemini... ...parçanın üst yüzeyine göre... ...sağlayalım. Bununla alakalı olarak... Tuğusta Mor'da yer alan Orient VCS komutu ile VCS'yi parçanın üst yüzeyinin tam ortasına konumlandıracak şekilde bir işlem yapalım. Bununla alakalı olarak Inferis seçeneği ile parçanın üst yüzeyini seçip Apply demiş olduğum zaman gördüğünüz üzere Z yüzeye dik olacak şekilde bir konum aldı. Şöyle üstten baktığım zaman şu anda VCS'nin koordinat sistemine göre x ekseni bu şekilde, y ekseni bu şekilde. Yani benim bu parçayı tezgah şu şekilde bağlamam lazım. Tezgah koordinat sistemine göre x, y ve z bize bakacak şekilde. Ancak ben parçayı şu şekilde bağlayacağım için bu yönleri değiştirmemiz lazım. Infrared seçeneğinden sonra bir de dinamik seçeneğini aktif edip x vektörüne tıklayıp bu yüzeye dik olmasını Y vektörüne tıklayıp bu kenara paralel olmasını veya şu yüzeyi de seçebilirdik. Z vektörüne tıklayıp bu yüzeye tıklıyorum. Ve apply dememle birlikte gördüğünüz üzere work koordinat sisteminin eksenleri istemiş olduğum gibi dönmüş bulunmakta. Parçayı bu şekilde tezgaha bağlayabiliriz şu anda. Ancak work koordinat sistemini ayarladım. MCS makine koordinat sistemi hala burada. Bunu da parça üzerine getirme amaçlı. Şu üst kısımda yer alan menülerden Geometry View'a geçelim. Geometry View'de yer alan MCS mil içerisine girdiğimiz zaman Specify MCS bakın aktif oldu. içerisine girdiğim için şuradan CSS dialoğa girdiğimiz zaman program şu anda makina koordinat sistemi olarak bu CAD datanın bu noktasını görmekte. Biz şunu yapıyoruz. VCS. Yani ayarlamış olduğum koordinat sisteminin merkezine git. Yönleriyle birlikte. Bunları onayladığım zaman gördüğünüz üzere VCS, MCS çakıştırılması sağlanmıştır. MCS'ye tekrar girdiğimiz zaman içerisinde clearance kısmında otomatik olarak 10 milimetrelik bir güvenlik düzlemi tanımlıdır. Yani operasyonlar içerisinde eğer bir tanımlama yapmazsak güvenlik düzlemi ile alakalı olarak program her operasyonumuzu bu yüzeye yani sıfırımızdan bulunan yüzeye 10 mm olacak şekilde bir güvenlik düzlemi tanımlaması yapacaktır. Ve takım ekseni olarak da makine koordinat sisteminin z eksenini görmektedir. Buradan bu ayarların kontrolünü sağlayabilirsiniz. Bir diğer videoda görüşmek üzere.